Ne yapıyordu, yemek mi yiyordu? Yok, orada çalışıyor, işe girmiş. Hay Allah'ım yarabbim. Tamam, ben onu bulurum orada. Tamam ama bak benden duyduğunu söyleme. Tahmin etmeyecek sanki. E olsun, sen benden duymadın. İyi peki. Ya bu arada umarım geri döner. Hem Metin abi de ondan memnun oldu çalışmasından. Siz de iyi anlaşıyordunuz. Evet. Ben geçen söylediklerim için özür dilerim. Yani kusura bakma, hani ikiniz böyle yakıştırdığım için birlikte olsanız da falan dedim ama ben bir daha konuyu açmayacağım. Ya aslında biz Öykü'yle, yani sen haklıydın. Birlikteyiz. Öyle mi? Hı. Yani beni bırakıp gitmeden önce öyleydik. Sevindim. Yani yanlış anlama, hani bırakıp gitmesine değil tabii. İkimiz adına. Sen bir git konuş istersen. Ya beni unutabilmek için ona yakın davrandığını düşünüyorum. Nasıl ya? Kendisi söyledi hani. Onu kullanıyormuşsun. Yok ki öyle bir şey. Tamam canım. Bunu bana değil, ona söyle. Tamam. Ben kapatıyorum. Tamam oldu, sağ ol haber verdiğin için. Melih'ciğim, Efe nerede? Hafize teyzenin yanında. Ha, Emine nerede? Derya ile Ayşe teyzelere gittiler. Elvan'ı soracak olursan mutfakta, İsmail ile birlikte. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Tamam canım, sağ ol. Bütün gece uyuyamadık. Gözümüze hiç uyku girmedi. Merak etme, doktor antibiyotik verdi. Bir iki güne iyileşecek. Rahat olsan. Anneannen söyledi. Deniz'de sizin de kalmış. Ben konuştum onunla. Ne konuştunuz? Biliyorsun kızım. Baştan beri hiç kanım ısınmadı bu oğlana. Ama sen seviyorum dedin. Baktım hakikaten seviyorsun. Ses çıkarmadım. Ne gereği var her şeyi tekrar tekrar konuşmaya? Var, var kızım. Derya, Deniz amca diyor, başka hiçbir şey söylemiyor. Çocuk unutur. Ama sen unutacak mısın? Biz bugün varız, yarın yokuz. Bir ayağımız çukurda. Anneannen sizin için endişeleniyor. Ne olacak bu çocukların hali diyor. Yine de en iyisini sen bilirsin ama iyice düşün bir kızım. Düşün de öyle kararını ver. Ha? Bu baba olduğunun farkına vardı. Belki şimdi adam olur. Bir bakarsın o düdükten adam çıkar. Ha? Ne dersin? Mine izin verdi yani. Verdi verdi. Filmi aldım bile. İyi hadi bakalım ya. Abi ben bir üstümü değiştireyim sonra otele geçeceğim. Tamam abiciğim, keyfine bak sen. Vay be. Dediklerimi düşünecek misin kızım? Tamam, düşüneceğim. Biraz daha otursaydınız. Geç kaldık zaten. Film izleyecekmiş çocuk da. İzler izler. Geliriz yine biz. Anneanneciğim, kendine iyi bak. Sen de yavrum. Yarın getir istersen çocuğu, bakarım ben. Tamam, getir. Yahu bir gören de çok uzak yerlere gidiyorsunuz sanır. İçinden gelmiş, sarıldı kız. Kıskanma. Ki buralardan gitmiyorsun. Yoksa nasıl katlanırdım senin yokluğuna? Hele o fındık kurdunun yokluğuna. Hadi bakalım biz gidelim artık. Gel fındığım. Hadi görüşürüz. Derya kuzum. Derya kuzum. Kolay gelsin. Beni nasıl buldun diye sormayacağım. Aslı söylemiştir kesin. Yok ya, kuşlar söyledi. Ne güzel. Müsaade edersen çok işim var. Öykü ne oluyor? Hiç. Emin misin? Evet.
Senin benden sakladığın her şeyi öğrendim, merak ediyorsan. Ben senden bir şey saklamadım ki. Ya tabii. Aslı'yı falan daha ilk günden anlattın değil mi? Ya herkesin bir geçmişi var, senin yok mu? Var ama yıllar sonra çıkıp buraya geldiysen onu unutamamışsın demektir. Bak ben öyle şeylere gelemem. Ben aklındaki tek kişi olmalıyım. En iyisi hiç başlamadan bitirmek diye düşündüm. O yüzden eşyalarımı falan da topladım. Bak Öykü, hiçbir şey için söz veremem. Ama dönmeni istiyorum. Hayır. Tamam, benim için dönme o zaman. Dükkan için dön. Hani beraber adam edecektik. Fikrimi değiştirdim. Siz bakarsanız oranın icabına. Ben sizde olur, merak etmeyin. Döndüğümde gitmiş ol lütfen. Vallahi gitmeye hiç niyetim yok. Var abi, menü getirsene sen. Ne? Menü hani üstünde böyle yemek isimleri falan oluyor ya, ona menü deniyor. Onu bil, ayrıca burada çalışıyorsan. Tamam canım, getiririm gelirken. Bekle sen, bekle. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Beni gördün mü, geldin?